adım çekilmesiyle meydanlar PKK'ya kaldı. PKK Diyarbakır'ın Lice ilçesinde törenle mezarlık açılışı yaptı. 170 PKK'lının cenazesi törenle mezarlığa gömüldü. Diyarbakır'dan mezarın bulunduğu Yolçatı köyü kırsalına giden araçların kontrolünde ise ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Araçlar önce polisler, sonra askerler, son olarak da PKK'lılar tarafından arandı. PKK Diyarbakır'da törenle mezarlık açılışı yaptı. Lice ilçesine bağlı Yolçatı köyü kırsalında yaklaşık 2 ay önce yapımına başlanan mezarlık törenle açıldı. Ancak tören devlet yöneticileri ya da belediye çalışanları tarafından değil, PKK'lılar tarafından düzenlendi. 170 PKK'lının bulunduğu mezarlık açılışına gitmek üzere çok sayıda minibüs Diyarbakır'dan yola çıktı. İşte bu noktada bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Diyarbakır çıkışında polisin kimlik kontrolü yapmasından sonra minibüs Lice'ye doğru yola çıktı. Polisin ardından Lice yolu üzerinde bu kez de jandarmalar arama yaptı. Törene giden BDP'liler son olarak kendilerine KCK asayiş adını veren grup tarafından arandı. BDP'lilerin Yolçatı köyü kırsalına ulaşmasının ardından cenaze töreni başladı. İlkin daha önceki çatışmalarda öldürülen PKK'lılar defnedildi. Ardından bir dakikalık saygı duruşu ve zafer işaretleri eşliğinde Kürtçe marşlar okundu. Anıt mezardaki törene PKK'lı oldukları belirtilen yüzleri poşuyla kapalı 15 kişi geldi. Tarih sahnesinde silinip içselleştirilmek istenen Kürdistan halkı PKK özgürlük mücadelesiyle bir kez daha yüzünü güneşe dönmüş, tüm insanlığa ve dünyaya bir halkın nasıl direnip kazanabileceğini eşsiz direnişiyle göstermiştir. PKK'lılar öldürülen kişilerin tek tek isimlerini okudu. Kalabalık hep bir ağızdan buradayım anlamına gelen Ez Livrim diye bağırdı. Hakik Kızılkaya, KOD Özgür Devrim İzmir. Recep Dingilli, KOD